Net Haber Merkezi'nden mutlu günler. Saatler 12'yi gösteriyor. Gündemden gelişmelerle öğle bülteni başlıyor. İlk gelişme Fransa'dan. Cannes Film Festivali'nde perde yarın açılıyor. Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden 66. Cannes Film Festivali, Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann'ın çektiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı The Great Gatsby isimli filmin gösterimiyle çarşamba günü başlayacak. Sinema yıldızlarını ağırlayacak festival 26 Mayıs'ta sona erecek. Festival dolayısıyla sinema dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda boy göstermek için kana akın edecek. Festival alanında kurulacak sinema pazarındaysa dünyanın dört bir yanından gelen filmler görücüye çıkacak. Bu yılki festivalde Türkiye'den bir film yarışmıyor. Ancak yönetmen Semih Kaplanoğlu kısa metrajlı filmler yarışmasında jüride yer alacak. Ve Titanic batarken yolcuları sakinleştirmek için çalınan keman İngiltere'de açık arttırmada satıldı. Enstrüman geminin bando şefi Wallace Hartley'e aitti ve kazadan sonra Hartley'in donmuş bedeni kemana sarılmış halde bulunmuştu. Uzmanlar satış bedeli olarak 300 bin sterlin tahmin ediyordu ancak yaklaşık 900 bine alıcı buldu. Ve yurda dönüyoruz. İstanbullular 4 gün sürecek Kurban Bayramı boyunca ulaşımdan %50 indirimli faydalanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca İstanbulluların bayramı rahat ve huzurlu geçirebilmesi amacıyla bir dizi önlem aldı. Ve dünyanın farklı yerlerinden farklı din, dil ve kültürdeki müzisyenler her gün İstiklal Caddesi'nde buluşuyor. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde farklı ülkelerden gelen sokak sanatçıları hünerlerini sergiliyor. Kimi zaman yaptıkları şovlarla, kimi zaman da söylediği şarkıları vatandaşın beğenisine sunan sanatçılar, geçimlerini topladıkları parayla sağladıklarını söyledi. Aralarında 7'den 70'e her yaştan sanatçının olduğu caddeden görüntüler haberimizde. Sayın seyirciler, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 yılında en çok vergi ödeyen sanatçı listesini yayımladı. Listede geçtiğimiz yıllarda da bu listede yer alan isimler göze çarptı. Listede geçen sene geçmişte isminin açıklanmasını istemeyen kişilerin sayısı sınırlıydı. Listedeki 25 kişiden 5'i isminin gizli kalmasını istedi. Geçen yılki listede ismini gizli tutan sanatçı sayısı sadece 1 kişiydi. Listede olmayan isimler de çarpıcı. İşte vergi şampiyonu o ünlüler. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 50 yıl önce çekilen fotoğraflarının aynı yer ve açıdan bugün çekilen fotoğrafları çarpık kentleşme ve betonlaşmayı çok net olarak gözler önüne serdi. Bir zamanlar küçük sahil beldesiyken 1960'lı yıllarda atanan Kaymakam Özel Türk Önderliği'nde turizmle tanışan Kuşadası hızlı bir gelişme gösterdi. Gözde turizm yeri olan Kuşadası kötü yönetilmesi nedeniyle hızla çarpık kentleşmeyle birlikte betonlaştı. Plajların yerini marina ve gezinti yolları, yerel halkın temel geçim kaynağını oluşturan zeytinlikler ve tütün bahçelerinin yerini ise apartmanlar aldı. Tıp dünyasından bir gelişmeyle devam ediyoruz. Bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesi nedeniyle tıp dünyası uzun süredir endişe içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli yayın organlarından Newsweek dergisi, tıp dünyasında büyük bir antibiyotik paniği yaşandığını, bakterilerin bu ilaçlara karşı dirençli hale geldiğini duyurdu. Doktorların çok basit hastalıklara da antibiyotik tedavisi uygulaması tıp dünyasında büyük bir hata olarak kabul ediliyor. Newsweek bundan 3 yıl önce yayınladığı haberde tıp dünyasında büyük bir antibiyotik paniği yaşandığını, bakterilerin giderek artan bir şekilde bu ilaçlara karşı dirençli hale gelmesinden endişe edildiğini yazmıştı. Aradan geçen 3 yıl ardından aynı dergi, dünkü sayısında bu korkunun gerçek olduğunu ilan etti. Dergiye konuşan George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Lance Prince, kamu sağlığına yönelik tarihte karşı karşıya olunan en büyük tehditlerden biri diyerek, daha önce antibiyotikle rahatlıkla tedavi edebildiğimiz küçük enfeksiyonları tedavi edemeyecek hale geldik ifadesini kullandı. Ve Akbank Jazz Festivali'nin en önemli etkinliklerinden kampüste caz konserleri 4 Kasım'da başlıyor. Akbank Jazz Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik bu yıl 4-19 Kasım'da İstanbul'un yanı sıra 11 farklı şehirdeki 19 üniversitede gençlere cazın heyecanını yaşatacak. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.